Bu hayat denizinde boğma sakın ümidi. Bu denizde Kur'an'dır insanın can simidi. Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Sen özünden kaçarsan ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan Kur'an da seni açar. İnsan olmak hayata irfanla dokunmaktır. Kur'an'ı gözle değil gönülle okumaktır. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İl Müftü Vekilim, kıymetli misafirler. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Trabzon elemeleri Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma il birinciliği yarışmasına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, konuşmalar, jüri üyelerinin tanıtımı, Peygamberimize mektup, Kur'an okuma yarışması, değerlendirme konuşmaları, ödül töreni, kapanış. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, bütün Türk büyükleri ve şehit öğretmenlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından okulumuz müzik öğretmeni Yaşar Kemal Naz yönetiminde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Muhittin Sarıkurt Bey'i açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Sayın Müftü Yardımcı, Sayın Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Sayın Jüri Üyeleri, basınımızın çok değerli temsilcileri, değerli müdürleri, öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve çok değerli misafirler. Trabzon'un en köklü eğitim kurumlarından biri olan Trabzon İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak bugün çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bugün Trabzon İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle ilimize bağlı ilçe İmam Hatip Liselerinden gelen değerli öğrenci ve öğretmenlerimize hoş geldiniz diyorum. Sizleri aramızda görmekten ve misafir etmekten son derece mutluyuz. Kur'an deyip geçmemek lazım. Zira o bereketli bir manevi ziyafet sofrasıdır. Bu sofraya oturanlar ruhlarını doyururlar. O kalplerimizin çırasıdır. Önder, ondan mahrum kalpler karanlığa mahkumdur. Bu mübarek kitap cahiliye toplumundan insanlığın iftihar tabloları diyebileceğimiz ashab-ı güzünü çıkarmıştır. İçimizdeki çölleri yeşerten bereketli yağmurdur Kur'an. Onun gül yüzü, nefesinin değdiği her yerde bolluk ve bereket vardır. Onun rahmet iklimindeki dallar yeşerir, sonra da meyveye durur. Kur'an, dünyevi emellerin doluştuğu harap olmuş ruhları imar ve inşa eder.
Kur'an, hafızın tertemiz ruhuna giydirilen altından bir elbisedir. Bu elbise aynı zamanda manevi bir zırh hükmündedir. Kur'an okumak en sevgiliyle konuşmaktır. Bir anlamda manevi iklimleri birer birer aşıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaktır. Onun içindir ki hayatın en zevkli demleridir Kur'an'la geçen dakikalar. Namaz kıldığımız ve Kur'an okuduğumuz vakitler Allah'a en yakın olduğumuz zamanlardır. Bunu en çok yaşayanlar da hiç şüphesiz hafızlardır. Bunun emsalsiz tadını en çok onlar bilir. 14 asırdan beri bir harfi bile değişmeyen, bundan sonra da değişmeyecek olan, manası alemleri kuşatan Kur'an, ilahi bir sevdaya düşen hafızların gönüllerinde açan vahiy çiçeğidir. Hafızların serdarı Resulullah Efendimiz, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğreteninizdir, öğrenen ve öğreteninizdir diyerek hafızlık müessesesini yüceltmiş, hafızlar Resulullah Efendimiz'in sadık yoldaşlarıdır. Biraz sonra bu salonda Kur'an bülbüllerinin o güzel okuyuşlarıyla tay-i zaman ve tay-i mekan eğleyeceğiz. Ruhlarımız Kur'an'la arınacak. Netice ne olursa olsun, kaybedenin üzülmeyeceği bir yarışma olacak bu. Çünkü hayırda yarışanlarda herkes kazanır. Kimse kaybetmez. Zira kaybedeni olmayan bir yarıştır hayırda yarışmak. Onun içindir ki bu yarışma hiç kimsenin rakibinin kaybetmesini arzulamadığı bir sevgi ve muhabbet yarışıdır. Ne mutlu bu hayırlı ve güzel yarışta el ele, gönül gönüle ve omuz omuza verenlere. Hepinizi şimdiden yürekten kutluyorum. Bu güzel ve anlamlı yarışma Trabzon'umuza, ülkemize hayırlar getirsin. Hepinize başarı ve esenlikler diliyorum. Okul müdürümüze teşekkür ediyoruz.